Haftanın röportajı. Haftanın röportajı. Herkese merhabalar. Power Türk stüdyolarında Türk Popu'nun yıldızlarını konuk etmeye devam ediyoruz ve Ersay Üner bizlerle. Merhabalar, hoş geldin. Hoş buldum efendim. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkürler. Hemen istersen iki aşık şarkını başlayalım bu aralar. Herkesin dilindeki şarkılardan biri. Hikayesini senden duyalım. Şarkı benim uzun süredir aradığım, aslında kendim için aradığım bir formdu, bir şarkıydı. Anlattığı hikayede zaten içerisinde hepimizin hissettiği samimi duygular içeren, normal yaşanıp biten bir aşkı anlatıyor. Çok uzun süre bekledim aslında bunun çıkması için. Önceden buna benzer çok şey yapıyordum ama kendim için bunu nasıl ön plana çıkartırım, nasıl zaman bulurum hani fırsatım yoktu. Ürettiğim bir dönem ve ürettiğim bir taraf var, çünkü her şeyden önce benim için orası çok önemli. Şarkı söylemeyi de seçmemin, hani bu tarafa geçmemi de aslında birazcık sağlayan şarkı da diyebiliriz yani. Onun haricinde, çünkü ben şarkılarımı yapacaktım, arada sizle birazcık paylaşacaktım, kenara çekecektim. Arada bir tane de bir şarkı belki söylersem ya YouTube'a, oraya bir şeyler yapacaktım, gidecekti. Ama bu şarkı benim için açıkçası hem kendi aradığım şey adına, hem de bir şeyleri birazcık daha ileriye taşıyabilmek adına güzel bir başlangıç oldu. Ersay, seni daha çok söz yazarı, besteci kimliğinle tanıyorduk ama yorumcu olarak da artık karşımıza çıkmaya başladın. Bu konuda neler söyleyeceksin, nasıl hissediyorsun? Bu değişik bir duygu benim için. Bundan önce çok farklı şey hissettim. Şarkılarımı karşı taraftan duydum, sanatçılardan duydum, şarkıcılardan duydum ama kendim söyledikten sonra karşı taraftan bunun bir şekilde sevilerek gelmesi gerçekten acayip bir duygu. Geçen gün trafikte özellikle bir şey yaşadım Özgür'le giderken. Sıkışık trafik, yan tarafta arabada sonuna kadar açmış sesini, kafasını da yaslamış cama. Dertliliği o kadar belli ki, o kadar hissediyor ki o anı. Açtım pencereyi, Özgür'e dedim ki aç, bizden biri var orada. Anlamış, yakalamış. Muhteşem bir histi yani, tarif etmek gerçekten çok zor. Gerçekten herkese nasip etsin bu işi severek yapan ve bir şekilde bir yerlere ulaşmak isteyen herkese nasip etsin inşallah bu hissi. Hemen video klipten de konuşalım istersen. Nasıl bir video klip oldu? Klip sevgili Murat Şoker yönetmenliğinde gerçekleşti. Hande Doğan Demir kırmadı sağ olsun bize, hemen bir telefonumuzla geldi. Çünkü bize anlatıcı bir hikaye, anlatıcı bir oyuncu lazımdı. Hande de bu konuda harika bir iş çıkardı. Çok güzel bir klip oldu. Şarkının önüne geçmesini istemedik klibin. Onun için siyah beyaz düşündük her şeyi. Hikayeyi doğru anlatalım, çok fazla kafayı karıştırmayalım diye. İkisi birlikte bence çok güzel meç oldular. Doğru anlattılar hikayeyi. Mutluyuz, keyifliyiz bir yönden de. Ersay, bundan sonrası için neler söylersin? Bizleri neler bekliyor? İnşallah devamı gelecek tabii ki. Üretmeye devam ediyorum. İsim vermeyeceğim tabii ki ama birçok proje sizlerle 2018'de de birlikte olacak. Kendi projelerim de dahil, başkalarıyla da yaptığım, diğer arkadaşlarımla çalıştığım projeler dahil üretmeye yoğun bir şekilde devam edeceğim. Peki konser planları var mı? İnşallah biz bu zamana kadar benim hem sahne yoğunluğum, hem gerçekten sahne yoğunluğu diyorum, aranje, stüdyo yoğunluğum, şarkı yoğunluğum, diğer işlerin çok fazlaydı. Sahneye çok fazla talep olmasına rağmen gerçekten zaman ayıramıyorduk. Ama ayın Ocak 15'ten itibaren bir plan yaptık artık. Çok yoğun bir dönem bizleri bekliyor. Ben bu kadar tepki geleceğini de gerçekten beklemiyorum. Diyorum ne yapacağız, ben bunlara nasıl yetişeceğim, benim stüdyoda dünya kadar işim var, şimdi o nasıl olacak? Gerçekten çok büyük bir telaş, çünkü çok büyük bir denge, ama yoğun bir dönem bekliyor bizi. İnşallah baş başa herkesle bunu paylaşacağız. Konserler de olacak, programlar da olacak. Harika, güzel, keyifli bir sohbetti. Teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Haftanın röportajı.